Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Öncelikle hem seni hem de stüdyomuzdaki çok değerli konuklarımızı, Mikail hocamızı, Cafer hocamızı selamlıyorum. Evet Malik, Malik şu an biz Beynül Harameyn olarak adlandırılan noktadayız. Birçok kişi gerçi bilir bunu, yalnız bilmeyen kişiler için de şöyle bir açıklama yapayım. Beynül Harameyn iki haremin arası demek. Yani Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın ve Hazreti Ebu'l-Fezl'in hareminin ortasındaki noktadayız şu an. Buraya neden Beynül Harameyn deniliyor? Arkamda gördüğünüz harem Hazreti Hüseyin'in haremi. Çadırlar savaş günü, aşura günü haremin arkasında kurulmuştu. Hazreti Hüseyin ve askerleri, ehli beyti haremin arkasındaki çadırlardaydı. Hazreti Hüseyin'in hareminin kurulduğu nokta, şu an ekranda gördüğünüz noktada da aslında katligah denilen nokta var. Yani Hazreti Hüseyin'in ve Kerbela şehitlerinin şehit oldukları nokta var. Hazreti Ebu'l-Fezl, Hazreti Hüseyin su almak için Fırat tarafına gönderdiğinde kameraman arkadaşımdan rica ediyorum Hazreti Ebu'l-Fezl'in haremini göstersin. Hazreti Hüseyin'in hareminin olduğu noktaya gelip arka tarafına geçip oradan Fırat'tan suyu alıyor ve tekrar geri gelmek istediğinde sağ ve sol kolunu Hazreti Ebu'l-Fezl sağ ve sol kolunu haremin yanlarındaki belli yerlerde kaybettikten sonra, kesildikten sonra şu an türbenin görüldüğü yerde de kendisini şehit ediyorlar. Bu sebeple Hazreti Hüseyin'in ve Hazreti Ebu'l-Fezl'in haremi farklı noktalarda, arasında yaklaşık bir 300-400 metrelik mesafe var ve bu araya Beynül Harameyn denilmekte. Şu an biz tam o noktadayız. Herkesin olmak istediği noktadayız. Çok manevi bir atmosfer var burada. Sinezenler okuyanlar, Mersiyeler okuyanlar, ziyaretname okuyanlar. Şu an için durum burada bu. Yani çok güzel bir manevi atmosfer var. Ben yürüyüşle ilgili de, çünkü buraya 3 günlük bir yol yürüyerek geldik. Yürüyüşle ilgili de birkaç noktaya değinmek istiyorum. Yürüyüşte çok farklı, çok farklı ülkelerden, çok farklı inançtan insanlar gelip katıldı buraya. Farklı ülkelerden, ehli sünnet kardeşlerimizden, ehli beyt mektebine mensup kardeşlerimizden, hatta kendi gözlerimizle üzerinde hac işareti olan Hristiyan insanlardan dahi Hazreti Hüseyin'i ziyaret etmeye gelenler olduğunu gördük. Kendi gözlerimizle buna şahit olduk. Yani bu Hazreti Hüseyin'in nasıl bir merkezi nokta olduğunu gösteriyor bize. Hazreti Hüseyin insanlığa bir merkezdir. Sadece Müslümanlara değil, insanlığa bir merkezdir. Onu da biz bu yürüyüşte gördük. Ayrıca farklı ülkelerden diyorum. Şu an mesela yanımızda İran'dan bir arkadaşımız var. Irak'ta, Azerbaycan'dan hepinizin de tanıdığı Elvin kardeşim var. Bunlardan da eğer zamanımız varsa rica edeceğim. Birer dakika birisi Kürtçe, birisi Azerice Hazreti Hüseyin'le ilgili birer dakika sinezen ve mersi okusunlar. Zamanımız var mı acaba? وی و حال کافر تنیا و سرگردان و خوام وی و لات کافر تنیا و سرگردان و خوام رولای را حاتم دشا مداخ دل بی انتها ای برا حاتم دشا مداخ دل بی انتها بی را
روق یان هاتم برگم دوار و خسته پا روق یان هاتم برگم دوار و خسته پا چی مکو فوشام ویران آگری کردم و پا چی مکو فوشام ویران آگری کردم و پا چی مکو فوشام ویران آگری کردم و پا یا آخا ادرک آخا یا آخا ادرک آخا یا آخا ادرک آخا یا آخا ادرک آخا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Selamun Aleyküm. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Çok vakit itirmeden inşallah okuyayım inşallah. Ben de bilsiniz. Menem Abbas Ali İbni Ebu Talib Sefter Menem Mahi Münevver Menem Şiri Dilaver Menem Sagi Sağer Menem Yekten İleşker Denen Kufede Heyder yolunu gözlemesinler Bugün Kerbu Belada Menem Heyder Diger Menem Fatih-i Heyber Küfeni gər gidəcəm mən qana Əbəl fəz mərdanə Əbəl fəz mərdanə Əbəl fəz mərdanə Küfeni gər gidəcəm mən qana Əbəl fəz mərdanə Əbəl fəz mərdanə Mənəm Əbbas Əli Təş Olaram cənglərə dövran Mənəm Hafizi Qur'an Menem hanzeri bir an menem sahibi iman emen name cürüp can alaram men emen name cürüp can alaram name yazandan uzun kollarım el an onu bayrağa kurban küfeni ger gideceğim ben gana ebel fez merdan ebel fez küfeni küfeni ger gideceğim ben gana ebel fez merdan ebel fez merdana gaddi kamette kıyamet uca kameti vardı güzel heybeti vardı ecep cüreti vardı görübler bileğinden biter güdreti vardı kaçanlar yıkılıp ses verecek zerbeti vardı ebel fezli Ali'di Ali gayreti vardı nefesin eyledi taze dolandırdı üzüm miri hicaze evvel aldı icaze sonra kim gelip sonra kim gelip Abbas'a taraf oldu cenaze Sesin saldı boğaza Ucadan sesledi bu sefler sındırmasam olmaz Hemen name yazan eller sındırmasam olmaz Elinin yerine Heyber sındırmasam olmaz Küfeni ger gideceğim ben gane Ebel fez merdane Ebel fez merdane Küfeni ger gideceğim Gideceğim ben gana Ebel fez merdan Muhammed ve Ali Muhammed Selamat Malik Gök gördüğün gibi şu an burada her dilden her ülkeden insanlar var Kürt kardeşlerim var, Azeri kardeşlerim var, Türk kardeşlerim var, Pakistanlılar var, Avrupa'dan gelenler var. Her ne kadar vize ile ilgili daha önce söyledik sorunlar yaşasak da, her ne kadar ülke içerisine girişte insanlar sorunlar yaşasa da, Irak devleti bu konuda bir rahatlatmadan ziyade zorluklarla insanlar bu ülkeye girmeye çalışsa da yine dünyanın her yerinden milyonlar Kerbela'ya akın akın geldiler. Ve yol boyunca biz 3 gün olarak biliyoruz yürüyüşü, 4 gün olarak biliyoruz ama Basra'dan 15 gün boyunca yürüyerek gelenler var. Ve bugün şu an burada milyonlar hepsi Kerbela'da toplanmış durumdalar. Bir noktayı daha söylemek istiyorum. O da şu ki yol boyunca güvenlik hem Irak güvenlik güçleri tarafından hem Irak milis güçleri tarafından, halk güçleri tarafından çok güzel bir şekilde kontrol ediliyor. Güvenlik anlamında hiçbir sorun yok.
ve Iraklısı olsun, İranlısı olsun, özellikle şehit Hacı Kasım Süleymani ve şehit Ebu Mehdi El Mühendis'e büyük bir sevgi ve aşk beslediklerini gördük. Bunlarla ilgili kurulmuş çadırlar vardı. Sadece onlara özel kurulmuş çadırlar vardı ve insanlar sırtlarında, ellerinde, pankartlarda Şehit Hacı Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El Mühendis'in pankartlarını taşıyorlardı. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Beynul Haremden bütün herkese salamlayırıq. Türk kardeşlerimle bir yerde. Biz de Azerbaycanlı, iki devlet, bir millet. Qanımız eyni qan. Buradan bütün müsəlmanları salamlayıq. Xüsusən də Türkiye'de olan əziz kardeşlerimizi, əziz analarımızı, bacılarımızı, müsəlmanlarımızı salamlayırım. Allah da Allah yerin göğün belasından sizleri hifz eləsin. Allah vətən uğrunda canından keçen şehitlerimizin ruhlarını şad eləsin. Hər zaman 14 TV'de iştirak etmişim, yer veriblər, Türkiye'de dəvət ediblər. Mən 14 TV'nin bütün müdürü, bütün başkanından tutmuş iş heyətinə hamısına təşəkkürümü bildirəm inşallah. Allah razı olsun, Allah kabul eləsin inşallah. Allah qismət eləsin, gələli yenə Türkiyə, yəni Azərbaycan bir yerdə inşallah Beynəlxalq Hərəmə gəlir, İmam Hüseyn ağa ilə Əbülfəz ağanın